Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Furkan. Bugün sizlerle yine bir Random Booster tanıtımını karşınızdayım. Bugün de Random Booster Volume 8'i tanıtacağım arkadaşlar. GT Random'u bu. Bundan önce hemen Crash Ragnarok'u çektim. Şimdi ardından bunu çekerim arkadaşlar. Arda arda da YouTube'a yükleyeceğim. Bakalım saat kaç olmuş. Şu anda 7'ye 25 var saat. Evet, ilk her şey isterseniz arkadaşlar kutuyu da tanıtmakla başlayalım. Sonra kutu içeriğine geçelim. Sonra hangi beyin çıktığını söyleyeceğim arkadaşlar, onu da tanıtacağız. Bana hep prize geliyor arkadaşlar bu randomlardan. Ne aldıysam prize geldi ilk randomum dışında. Rekorum şu anda üst üste 3 kere prize çıkardım. Bakalım bunda da çıkacak mı? Ben aç ne çıktığını biliyorum gerçi. Şimdi isterseniz kutuya geçelim tanıtmaya. Şurada sağ üstte Takartomi yazısı var. Burada Japonca yazı var. Burada Beyblade World GT yazısını görüyorsunuz. Şurada B156. Burada yine Japonca yazılar var. Prize ve burada arkadaşlar Naked Spear Gun Random Booster Volume 8. Burada Gachingo Layer System yazıyor. Burada Naked Spear Gun'ı göstermiş. Çok güzel bir yazı arkadaşlar bu. Burada da GT yazısı falan var. Burada şöyle. Sanırım Spear Gun'ı göstermiş burada arkadaşlar. Spear Gun çipini. İsterseniz beyleri tanıtmakla geçelim randomdaki. Burada Draciel var arkadaşlar. Bu gayet güzel bey ama çok güçsüz, onu söyleyebilirim. Çoğu zey sularla eşit seviyede gibi arkadaşlar, bu çok patlayan bir bey. Gelse kötü olur mu? Hayır, olmaz, çünkü parçaları çok güzel ve rengi de aşırı güzel arkadaşlar. Koleksiyon açısından baya değerli bir Beyblade. Sonra burada Dread Fafnir var. Bu da gayet güzel. Paradox Disk var bunda. Gayet güzel. Revolve var bunda bir de. Burada Heaven Joker var. Bu baya kötü arkadaşlar. Kombosu, Wake'di falan. Sadece base ile çipi iş yapar. Bunun baya kötü bir bey. Eğer fazladan parçanız yoksa çıktığını üzülün maalesef. Burada Poison Dragon var. Bu da gayet güzel. 11 ile Volcanic Dash vardı bunda. Burada da bir Bakuten Remake var. Yine arkadaşlar Dragon Victory var. Bunda da Sting ve Evolution var. Gayet güzel bu. 2 Rare yazıyor arkadaşlar burada zaten. Bunlar nadir çıkıyormuş baya. Burada da benim en çok istediğim maillerden biri olan Erase Bahamut'u görüyorsunuz. Bunda da Zeta Dash var. Bunda Naked Long Winners var arkadaşlar. Yine Naked Base'i var bunda da. Değerli bir base. Bende olduğu için bu parçalardan arkadaşlar bunu tek de satıyordu satıcı bir ara ama almamıştım. Bloody almıştım ben o ara. Ve burada da Prize ve Naked Spear Gun'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kutunun arkasına geçelim. Burada Dragon'u gösteriyor arkadaşlar. Dragon Victory Layer'ını. Burada Naked Base'ini gösteriyor. Ondan sonra bu Dragon Victory şeyden daha değerli arkadaşlar. Draciel'den. O yüzden bunu göstermiş sanırım. Burada Paradox Disk'in özelliğini gösteriyor. Burada Drum Love Altın resmi var. Imperial Dragon Slash var. Kree. Korokoryası nerede göremiyorum yine. Sanırım bunu kapatmışlar üstüyle Korokoryası'nı. Ya da ben göremiyorum, bilmiyorum. Burada yine bir kod var. Burada beylerin parçalarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle 1-2 saniye göstereyim sizler için. Evet, kutu böyleydi. Şimdi kutu içeriğine geçelim. Sticker'ları daha sonra göstereceğim arkadaşlar anlamamamız için. İçinden şöyle bir kod çıktı. Bunu da okutabilirsiniz arkadaşlar. B156. Şöyle. Oo, burada beyin parçanın adı yazıyormuş. Anlamış olabilirsiniz belki neyin çıktığını artık. Neyse. Şöyle kullanma kılavuzuna geçelim hemen. Random Booster Volume 8. Şöyle açıyorum. Burada Random Booster'daki beyleri ve özelliklerini falan gösteriyor. Burada frame gösteriyor bir tane. Arka tarafında ne varmış bakalım. Paradox Disk'i gösteriyor burada da. Naked Spear Gun'ın iki taraflı dönüşünü gösteriyor sanırım. Hop, kamera düşüyordu. Burada Arena'yı gösteriyor ve Zeta Dash performans ucunu göstermiş burada. Şimdi şunu şöyle kapatalım kullanma kılavuzunu. Ve isterseniz arkadaşlar artık hangi bey çıktığını söyleyeyim ben size. Ve ben arkadaşlar Draciel geldi arkadaşlar. Bakuten Remake çok değerli bu arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi burada 2 Rare yazıyor burada sanırım. Öyle bir şeyler. Bu da birinci Rare'ı. Prize Bay. İkinci Prize Bay gibi bir şey bunlar da arkadaşlar. Yani ben çıktığına bayağı sevindim bunun aslında. Ama fazla ısınamadım. Çünkü Bakuten Remake'lerini pek sevmem ben, bildiğiniz gibi. Zaten çoğu kişi bilir. İsterseniz tanıtmanın şöyle stickerlarını göstereyim. Stickerları da bu şekildeydi. Beyimiz arkadaşlar şöyle Draciel rengi. Mavi. Böyle metalimsi bir mavi rengi var. Gayet güzel rengi. Layer'ı çok ince arkadaşlar ve hafif ama hasar almayan layer'lardanmış. Bu da hoşuma gitti benim açıkçası. Driver'ı çok güzel arkadaşlar. Hem de animedeki versiyon Charge var. Şöyle disk ile Double Off ve Wall çok güzel parçaları var arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim.
Bu bey güç açısından çok kötü ama eğer bu çıkarsa size sevinin arkadaşlar. Eğer satabilirsiniz, görünüm açısından çok güzel ve parçaları işinize yarar arkadaşlar. Çok güzel parçaları var. Yani şu Heaven Joker gelse üzülün ama buna üzülmeyin. Bunu Heaven Joker'den daha iyi bu arkadaşlar. O yönden bakın ve nadir bir bey. Ve koleksiyonunuza değişiklik yapar, değer katar. Şimdi isterseniz parçalarını tanıtmakla başlayalım. Patlama sistemi Ragnarok gibi arkadaşlar, aynı. Baya kötü bunda. Şu Charge Driver göstereyim. Baya ağır bu driver arkadaşlar. 15 gram falan. Çoğu layer'dan ve diskten ağır bazı disklerden arkadaşlar. Hafif diskler var bildiğiniz gibi. Gayet güzel bir performans ucu. Saldırı tipi bir performans ucu arkadaşlar. Charge. Ben de bunun fake var zaten. Imperial Dragon tanıtımını izleyenler hatırlamıştır. Şimdi ağırlık disk ile frame beraber göstereyim. Double O ve Vol ikisi de çok sevdiğim parçalardan benim arkadaşlar. Özellikle Vol çoğu Spear Gun'da var. Nadir bir parça ve Dread Bahamut'ta var. Çok da nadir olmadı gerçi artık ya. Çok randoma koydular bu Vol parçasını. Vol 23'te de var. Double O'da çoğu Zesu Akles'in disk arkadaşlar. Judgment Joker'de de vardı bu disk. Gayet güzel bir balans tipi bir disk arkadaşlar. Şöyle ilk önce diski çıkarıp göstereyim şöyle. Double O bu şekilde. Güzel disk ağırlığı sanırım 24 gram falandı. Şimdi Wall Flame'e geçelim. Flame demişim. Frame. Konuşamadım demin. Rengi mavi arkadaşlar. Gayet güzel bir frame. Chose Spear Gun kombomu da tamamlamış oldum bu arada. Fake olsa da sadece diskiyle nedir bunun ismi ya? Frame'i arkadaşlar. Takara Tomy. Kalanları fake. Layer ve driver'ı. Güzel oldu aslında arkadaşlar. Bunun da gelmesi. Chose Spear Gun kombomu tam yapabilirim arada. Güzel frame arkadaşlar. Roll frame'i. Ya ben bu videoda niye bunu ikide frame diyorum anlamadım. Frame arkadaşlar, kusura bakmayın. Türkçesi arkadaşlar duvar olarak geçiyor zaten. Güzel bir frame. Şimdi isterseniz layer'a geçelim. Layer bu şekilde arkadaşlar. Rengi çok hoşuma gitti benim. Metal gibi gözüküyor, şöyle gösteriyorum ama plastik bir rengi çok güzel. Şuraları sticker zaten gördüğünüz gibi. Şöyle arka tarafını göstereyim klik yerini. Şu şekilde. Layer'ı ince arkadaşlar bayağı. Şimdi isterseniz bir parçalarını takalım. Şöyle. Evet. İlk önce diski ve frame'i taktım. Şimdi parçaları takalım. Evet. Parçalama sistemi de bu şekilde. Çok da kolay değil. Ragnarok'tan daha zor ama çok patlıyor arkadaşlar. Layer'ı ince olduğu için maalesef. Şimdi isterseniz test maçlarını yapalım bir. Crash Ragnarok'la test edelim bir önceki videodaki. Sonra Emperor Fornius'la yapalım. Ve bir de sola dönüş Beyblade'i de Bloody Longinus'la yapalım arkadaşlar. 3 tane Chose Beyblade'i. Şimdi ben arenaya alayım, geliyorum. Evet arkadaşlar, arenaya aldım. Şimdi ilk önce Crash Ragnarok ile test yapacağım. İlk önce Ragnarok atalım çünkü stamina olduğu için daha avantajlı. Evet, ilk önce Crash Ragnarok fırlatıyorum. Şöyle Crash atalım. Şimdi Brassiel atalım. Odak gitmesi çok iyi olacak. Ve ikisi kaçtı. Ve Crash Ragnarok Brassiel'i patlatarak iniyor. Ben şimdi parçasını alayım, geliyorum. Evet arkadaşlar, geri geldim. Şimdi Emperor Fornius'la yapacağım. İlk önce şöyle Fornius'u atalım. Ve şimdi Brassiel'i atıyorum. Brassiel gördüğünüz gibi saldırı yaptı. Şimdi saldırıyor. Bakalım yenebilecek mi Fornius'u? Fornius sanırım skin finish'le alacak gibi ve evet, durdurarak yeniyor Fornius arkadaşlar. Bu arada benim şu sağda mavimsi bir şey var. Niye diye sorarsanız, bu benim Drasier video öncesi de test yaptım. Şöyle birazcık sürttü ve boyası çıktı buraya arkadaşlar. Silince geçer ama büyük ihtimalle ben henüz silmedim daha. Şimdi diğer kapışmamız olan Blood Longinus'u yapacağım. Bu sefer ilk Drasier'i atıyorum. Şöyle atayım. Bloody atıyorum. Ve Bloody arkadaşlar ring out yaparak yeniyor. Şimdi ben etrafı toplayayım. Videonun kapanışını yapalım. Sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar, bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Video beğenseniz kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. 2400 abone olmamıza çok az kaldı. 3000'e doğru yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar inşallah. Bundan sonra Takaratomi tanıtımı ne olacak derseniz, şu anlık bir kargom yok. Almayı düşündüm. Mirage Fafnir veya Master Diabolus var. Glide Ragnarok gibi. Onlardan birini almayı düşünüyorum arkadaşlar. Alıp size tanıtacağım inşallah. Videonun sonuna geldik arkadaşlar, dediğim gibi. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.